Merhaba çocuklar. Şen Gülüşlü Masallara hoş geldiniz. Ben masal terapistiniz Ece Nur Şener. Bugün sizlerle birlikte Şen Gülüşlü Masalların içerisinden Şaşkın Karga masalını çektim aldım. Hemen o masalı anlatmadan önce tekerlememiz, sonra Şen Gülüşlü masalımıza başlayacağız. Şaşkın Karga masalı başlıyor. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, babam eşikten bana el sallarken, her birinizin aklı hala ne anlatacak diye düşüncesi dolaşırken, Ece öğretmeniniz sizlere birer kaşık bal uzatıyor. Herkesin ağzı tatlandı. Ece öğretmen masal kemerlerinizi takmanızı istiyor çocuklar. Hemen takalım, fermuarlarımızı çekelim. Anahtarları hemen ekrana doğru atalım. Hop! Hepsini yakaladım. Şimdi onları Şen Gülüşlü masalların diyarlarına doğru gönderiyorum. Unutmadan, masal dediğimiz şey hem hayal hem gerçek. Hayal gerçek paylaşalım, masalımıza başlayalım. Ormanların birinde büyük bir karga ailesi yaşarmış. Bu karga ailesi o kadar gösterişli yuvalarda yaşarmış ki her birinin öğrettiği, edindiği farklı bilgiler doğrultusunda nice farklı yetişen kargalar varmış. Ama bu kargalardan biri çok şaşkınmış. O ne istediğini arayan, ne istediğini tam olarak bilmeyen, sürekli olarak bir arayış içerisinde olan bir şaşkın kargaymış. Bir gün kargalar meclisi ormandaki yuvalarından çıkıp büyük bir salona girmişler. O salonun kapısı açılmış ve tüm kargalar içeriye doğru girmiş. Bizim şaşkın karga ise en son girenlerdenmiş. Şaşkın şaşkın etrafa bakıyormuş. Kargaların lideri "Neyin var şaşkın karga?" diye sorunca şaşkın karga hemen söze başlamış. "Şey, kargaların liderisin. Biliyorum çok üstünsün. Ama senden bir isteğim var." "Aa," demiş kargaların lideri. "Neymiş ki o istek? Hemen isteğini yerine getirmek için elimizden geleni yaparız." Şaşkın karga durmuş, biraz kenara doğru çekilmiş. Çünkü endişeliymiş. Kargaların lideri, "Söyle bakalım şaşkın karga, ne istiyorsan elimizden geleni yapacağız." Şaşkın karga heyecanlanmış o zaman. Hemen söylemiş ne istediğini. "Ben hani bize söylemiştiniz ya, bambaşka kuşlar var, renkli kuşlar var. Hatta en renkli kuşlar var. Onlar merak ediyorum. Onların ormanlarında yağmur yağıyor mu mesela? Ya da onların gökyüzüne gökkuşağı çıkıyor mu? Ya da o kuşların yuvaları nasıl? O kuşlar yuvalarını çam balından mı yapıyorlar? Yoksa çiçek balından mı yapıyorlar? Ya da o kuşlar nasıl yaşıyor? Hep bunları merak ediyorum işte ben." Deyince kargaların lideri de "Bu isteğini gerçekleştiririz." demiş. Demiş şaşkın karga. "Gerçekten mi? İnanmıyorum. O zaman hemen gönderin beni lütfen. Sadece bir yol haritası gerekiyor. Çünkü gökyüzündeyken yeryüzündeki yerleri hemen seçemeyebilirim. Ama bana iyi bir yol haritası verirseniz o zaman nereye gideceğimi bilirim işte." demiş. "Aa, bir de şey, yanıma erzak hazırlar mısınız?" Şaşkın karganın istekleri kargaların liderini çok etkilemiş. Hemen meclis üyelerini toplamış. "Bir gün ver bize," demişler şaşkın kargaya. "Bir gecede senin istediğin her şeyi yapabiliriz. Hem yanına erzak hem yol haritası hazırlarız. Hem de gideceğin yuvalar için küçücük dallar da veririz sana. Onlar da gittiğin her yerde kendine yuvalar yaparsın," demişler. Bizim şaşkın karga bütün meclis üyelerinin ve grup liderlerinin olduğu kargaların liderinin o salondan çıkarken kanatlarını kıpırdatmış ve demiş ki, "Evet, işte amacıma ulaşıyorum, hayallerime ulaşıyorum." Çok heyecanlanmış. Onun için o gece geçmek bilmemiş. Hatta çocuklar, o gece sanki güneş doğmamak için ısrarcıymış. Yani şaşkın karga öyle söylüyor. Sonrasında gün geçmiş, güneş doğmuş. Güneş o gün daha bir ısıtmış sanki etrafı. Daha bir güler yüzle açmış tüm ışıklarını yeryüzüne ve dünyaya.
Şaşkın karga heyecanla kanatlarını açmış, gerinmiş, gerinmiş ve demiş ki bugün gideceğim gün. Koşarak grup liderlerine doğru gitmiş. Yolda meclis üyeleriyle karşılaşmış. Meclis üyeleri onu görünce yüzlerinde gülücükler açıyormuş. Çünkü ilk maceracı ve ilk şaşkın karga büyük bir yolculuğa çıkacakmış. Heyecanlıymış onlar da. Şaşkın karga hazırlıklıyım demiş. Kanatlarını açmış ve kanatlarının arasında bir dene görelim. Küçücük 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 odun parçalarını oraylara koymuş. İleride eğer gideceği yerlerde yuva ihtiyacı olursa diye. Meclis üyeleri zaten biz verecektik. Neden kanatlarına yük yaptın ki? Sırtına da çok güzel bir şekilde çantayı dikmek için küçük 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 yumaklar aldık. Onlar da sırtına o yumakları koyduktan sonra istediğin erzak çantasını oraya kolayca yerleştirebilecektik demişler. Şaşkın karga olsun bunlar da yedek dallarım demiş. Grup lideri gelince şaşkın karga heyecanlı bir şekilde zıplamaya başlamış. Çünkü tüm erzaklar onun elindeymiş. Bir anda çantayı açmış grup lideri. İçerisinden çam balı çıkmış, çiçek balı çıkmış, kumaş parçaları çıkmış. Hatta yanında yiyebilmesi için kurabiyeler, küçük küçük elmalar bile varmış. Ne kadar iyi bir ailem var demiş şaşkın karga. Hepsiyle vedalaşmış ve kanatlarını gökyüzüne doğru açmış. Çünkü artık gidecekmiş en merak ettiği diyarlara. Dereler, tepeler, dağlar, diyarlar, gündüzler, geceler karışmış ve o diyarlara doğru varmış, bulmuş. Ama o sırada gökyüzü sanki yarılırcasına öyle şimşekler patlatıp öyle yağmurlar yağdırıyormuş ki şaşkına dönmüş bizim şaşkın karga. Nasıl da bu kadar yağmur yağıyormuş? Demek ki çok ağaç olduğu için diye düşünmüş. Tam yağmur yağdığı için bir ağaç kovuğunun içine doğru girerken aa, bir de ne görsün? Çok farklı tüyleri olan kuşlar. Aa, bunlar bize hiç benzemiyor. Çok renkliler ve yağmurda dans ediyorlar. Yağmurda dans etmek nedir ki? Aa, acaba yanlarına mı gitsem diye düşünmüş şaşkın karga. Sonra yok yok demiş. Önce onları biraz izleyeyim. Sonra tanırsam eğer giderim. Belki de bu bize anlattıkları şey adı neydi? Buldum. Tavus kuşları ya. Kuş diyarlarının en gösterişli kuşları. Ah ah. Keşke tavus kuşu olabilseydim demiş karga ve ağaç kavuğunun yuvasına doğru içeri girmiş. Yağmur hala yağıyormuş. Ama o sırada tavus kuşları hala dans ediyorlarmış. O kadar heyecanlı izliyormuş ki şaşkın karga. Günün bitip geceye döndüğünü, gecenin bitip gündüze döndüğünü fark etmemiş bile. Hatta kaç gün geçmiş bilinmez şaşkın karga onları öylece seyretmiş. Gündüz saatlerinin ilk saatlerinde bizim tavus kuşları önce şarkılar söylüyormuş. Gün öğleye döndüğünde ise dans ediyorlarmış. Gün akşama döndüğünde ise sessizce yerlerine çekilip uykuya dalıyorlarmış. Şaşkın karga her şeyi hesaplamış artık. Onların ailesine katılacakmış. Karga olmak hiç istemiyormuş. Ne yapsın ki karga olup? O tavus kuşu olacakmış artık. Karar vermiş. Bunun için çıkmış zaten yolculuğa. Öyle değil miydi? Yoksa öyle değil miydi çocuklar? O sadece merakı için dünyayı gezmeyecek miydi? Ama şaşkın karga çoktan karar vermişti. Onlara katılacaktı. Onlar yiyecek arayışına gittiğinde bizim şaşkın karga hemen yuvasından çıkmış ve yavaş adımlarla yerdeki tüyleri toplamaya başlamış. Tüylerini toplamış ve hemen tüylerinin arasına onların renkli tüylerini koymuş. Artık o da bir tavus kuşuymuş. Onlar nasıl tavus kuşu oluyor ki? Tüyleri renkli doğuyorlar sadece. Ben de balla onların tüylerini kendime yapıştırdım. Bence ben de artık bir tavus kuşuyum demiş. Ve karar vermiş. Onların yanına gitmeden önce şaşkın karga ailesine söyleyecekmiş. Tavus kuşu olmak istediğini. Kanatlarını kocaman kocaman açmış. Kocaman kocaman açmış ve yuvasına doğru uçmuş. Ve
Grup liderleri onu karşısında görünce şaşırmışlar. Nasıl? Şaşkın karga sen nasıl yani? Geri mi geldin? Hem de çok değişmişsin. Neden böyle geldin? Biraz tüylerin renklenmiş. Yollarda çok mu yıprandın? Çok mu yoruldun? Hayır demiş şaşkın karga. Ben artık karga değilim. Şaşkın tavus kuşu diyecektiniz herhalde. Bakın tüylerime bir tavus kuşuyum ben. Tavus kuşu. Meclis üyeleri şaşırmışlar. Şaşkın karga, sen bir kargasın. Kendini sev. Çünkü karga olmak çok güzel bir duygudur. Kendini sevmelisin. Kendini sevmezsen mutsuz olursun demişler. Şaşkın karga isyan etmeye başlamış yine. Hayır, ben tavus kuşuyum. Tavus kuşu olduğumu söylemeye geldim sizlere. Meclis üyeleri ve grup liderime demiş. Ve bütün herkes ona böyle üzgün üzgün bakarken şaşkın karga hiç onların suratına bile bakmak istememiş ve ben artık gidiyorum diyerek grup salonunun kocaman kapısını aralamış ve kapıyı çarparak çıkıp gitmiş çocuklar. Kanatlarını tavus kuşların diyarına doğru açmış. Ve oraya gittiğinde tavus kuşlarının yuvasının olduğu yere gelmiş. Ve onlara demiş ki, ben de sizler gibiyim. Ben de bir tavus kuşuyum. Sadece birazcık tüylerim karardı. Kömürden olsa gerek. Kömür diyarına gitmiştim de hapşır demiş. Şaşkın karga yalan söylediğinde hapşırırmış. Ama oradakiler bunu bilmiyormuş. Sonuçta onlar ailesi değilmiş. Onlarla yaşamaya başlamış. Sonra günler geçerken bir gün ormana yine yağmurlar yağmaya başlamış çocuklar. Tavus kuşları demiş ki, bak şimdi kömür lekelerin geçer. Çünkü kömüre gitmiştin ya, kömür ormanı mıydı neydi demiş tavus kuşu. Demiş şaşkın karga. Hapşım! Gerçekler, gerçekler ortaya çıkacak şimdi. Eyvah! Sonra yağmur geçmiş ama bizim şaşkın karganın tüyleri hala siyah. Ve balla yapıştırdığı tüyler de yerlere dökülmüş. Tavus kuşları kaşlarını çatmışlar ve ona sormuşlar. Sen bir kargasın. Karga, bizim yani şaşkın karga ne diyeceğini şaşırmış çocuklar. Çünkü gerçek yüze çıkmış. Gökyüzünde dolaşan bizim karga yalanı ortaya çıkınca yüzü gerçekten kapkara olmuş. Diye bir derin nefes almış ve söylemiş. Evet ben bir kargayım ama ben sizin gibi olmak istiyorum. Tavus kuşu bir adım öne gelmiş. Arkada birçok diğer tavus kuşları ile beraber aynı anda. Biz karga olmak isterken sen tavus kuşu mu olmak istiyorsun? Ah be şaşkın karga. Karga şaşırmış bir anda. Nasıl yani? Siz tavus kuşu olarak karga olmak istiyorsunuz. Ben karga olarak tavus kuşu olmak mı istiyorum? Gerçekten şaşırdım kaldım şimdi. Evet demiş tavus kuşları. Çünkü biz gökyüzünü böyle istediğimiz gibi, istediğimiz diyarlara, farklı ülkelere gidemiyoruz. Kanatlarımız çabuk yoruluyor. Ama sen öyle mi? Sen gökyüzüne bir öpücük konduracak kadar uzun soluklu uçabiliyorsun. Sen ne kadar güzelsin karga. Simsiyah güzel tüylerin var. Gökyüzüne istediğin gibi kanat çırpıyorsun. Ben sana şunu söyleyebilirim şaşkın karga. Hatta biz kocaman bir tavus kuşu ailesi olarak bunu sana söyleyelim. Önce kendini sevmelisin. Her canlı önce kendini sevmeli. Bak sen ne kadar güzel uçabiliyorsun. Gökyüzünde bütün ülkeleri dolaşabilecek kadar kanatlarının uzunluğuna sahipsin. Gökyüzünde uçabilecek kadar maceraya hazırsın. Bence kendini sevmelisin şaşkın karga demiş tavus kuşları. Ve sonra bizim şaşkın karga bu durumu öyle bir şaşırarak dinlemiş ki, evet demiş, haklısınız. Aileme de çok haksızlık yaptım galiba. Ve sonra onlara geçirdiği günler için çok teşekkür etmiş. Yanındaki erzakları onlara bırakarak ailesinin yanına doğru uçmuş. Ve macerası bu sefer doğru rotayı oluşturmuş. Çünkü ailesi onun her şeyiymiş.
Kanat çırparken kendi ülkesine doğru, kargalar ona sırtını dönecekmiş, biliyormuş. Çünkü giderken onları çok kırmış. Ama onların gönlünü almayı bilecekmiş şaşkın karga. Ve sonra kendi yuvasına varmış. Ve kapıyı çalmış. O büyük üye meclislerinin olduğu yer ve grup liderinin olduğu yere, kapısına. Sonra kapı açılmış. Grup liderleri kapısının önünde durmuş. Hayır, giremezsin şaşkın karga demiş. Şaşkın karga kocaman gagasıyla gülümsemiş ve demiş ki size çok seviyorum ailem, lütfen ama lütfen beni geri kabul edin. Benim ailem sizsiniz. Tavus kuşlarını da seviyorum elbet. Birkaç tane tüylerinden yanıma aldım ama kendimi bilmek için yanıma aldım. Bundan sonra sadece renkli olacak şey hayallerim olacak. Hayallerimi renkli kılacağım, tüylerimi değil ve kendimi de çok seveceğim. Ama en çok ailem sizi seveceğim demiş. Grup lideri çok mutlu olmuş ve ona şunu söylemiş. Biz sadece senin ne zaman geleceğini bekliyorduk. Hoş geldin şaşkın karga, biz de seni çok seviyoruz demiş. O günden sonra şaşkın karga, kargalar ormanındaki her canlıya, her kargaya önce kendinizi sevin demiş ve sonra da hayalleriniz hep renkli olsun demiş. Bu masalı dinleyen her çocuk da önce kendini sevmeyi öğrenecekmiş, sonra da hayallerini renklendirecekmiş. Bu masal burada biterken gökyüzünden bir anda 3 elma düşmüş. Biri bana masal anlattığım için, biri sizlere masal dinlediğiniz için, diğeri de şaşkın karga ve ailesine gitsin. Unutmayın çocuklar, önce kendimizi seveceğiz. Hoşça kalın.